Eksiko'na hoş Merhaba. geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Metin Sarfati ile beraberiz. Hoş geldiniz hocam öncelikle. Hoş bulduk. Ömer, sen de hoş geldin. Konunun başlığını gönüllü kölelik çağı diye koyduk bu dönemde. Çok İsterseniz güzel. başlıktan başlayalım. Nedir gönüllü kölelik çağı? Gönülsüz kölelik zaten nasıl olacak? Tam tersi gönüllü nasıl olacak? Buradan başlayalım hocam. Buyurun, sizi dinliyoruz. Olur. Peki. Aslında ben o başlığı bir şeyden, bir filozoftan çaldım. Filozofun ismi, herkesin bildiğini tahmin ettiğim bir isim, Laboisi. Bir kitabı var onun. Discours sur la servitude volontaire, yani gönüllü kölelik üzerine söyle. Yani başlık onun başlığı. Ben iki üç boyutta incelemeye çalışacağım bunu. Bir tanesi iktisadi ve siyasi boyutu birlikte ele alacağım. Bir tanesi asıl üzerinde durmak isteyeceğim ama o şimdiden söyleyeyim. Bu nümerik çağda, yani bilişim çağında temelde o insanı öyle bir yerinden yakalıyor ki, insanda var olan ihtirası ve zaafı öyle bir yerinde yakalıyor ki, hepimiz koşarak köle olmaya gidiyoruz. Tabi burada aklımıza biraz Marx da gelecek. Ama isterseniz de bu esinden bahsettikten sonra ben önce şeyden birazcık siyasi tarafından bahsedeyim. Sonra asıl şeye geçeceğim. Tabii. Şimdi Orwell, önce hep bahsettiğim bu zamanların galiba en gözde şey ismi. Edebiyatçılar onu siyaset felsefecisi, siyaset felsefecileri onu edebiyatçı olarak kabul ettikleri için hiçbir ansiklopediye giremedi ama bence bugüne dair en iyi tespiti yapanlardan bir tanesi ve bence en açık fikirli, en liberter görüşlere sahip olan bir yazar. Hemen arkasından Camus'den bahsetmek isteyeceğim. Camus de benim için, herkes beni tanıyanlar bilir, özgürlükçü, daha doğrusu liberter. Liberter çok da bizim ülkemizde bilinmeyen bir kavramdır, liberter. Biraz Camus'den bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bakın, bu aralar çok okunan Camus'un bir kitabı var. Kitabın ismi Veba. Şimdi tabii bugünün salgınıyla bir şey sağladığı düşünüldüğü için, bir paralellik sağladığı düşünüldüğü için çok önem kazandı. Fakat Camus'un kitabı aslında vebadan bahsetmez. Ha, vebadan bahseder. Ama aslında hedeflediği yer veba değildir. Şöyle bir not vardır bir yerinde kitabın: veba hepimiz içindedir. Boşuna kaçıyoruz. Nereye gidiyoruz ki? Veba biziz. Evet, Camus burada 20. yüzyılın büyük kölelik çağı, konuya geldik böylece, büyük kölelik çağının iki tane büyük totalitarizmin, bazı arkadaşlar alınacaklar, Marksist uygulamaya totalitarist dediğim için, ama öyle. Öyle oldu daha doğrusu. İki tane büyük totalitarizmi anlatır Camus orada. Kitabın başında fareler çıkmaya başlar. Fareler der, kilometrelerce kuyruk yaptılar bizim yanımıza gelmek için, insanın yanına gelmek için. Ve sonra hastalık başlar, ama önce fareler gelir yanımıza. Sonra vebayı anlatmaya başlar. Vebayla dünü anlatır, yani 20. yüzyıl anlatır, ama bence bugünü anlatır. Tabii bugünün epidemisini değil asıl anlattığı, o da var içinde ama asıl o değil. Bugünün siyaset ve iktisat ve sosyoloji kavşağında oluşan insan ve toplum yapısını anlatır. Evet, veba bir antitotalitarizmdir. Veba bir özgürlük yanlısıdır. Tabii Camus'e başka bir şey yakışmazdı zaten. Yani tanıdığım 3-5 tane son zamanlarda var olan liberteryen çizgiyi takip eden yazardır. Vebada bir salgın vardır. Ama biliyor musunuz, o salgın insanın salgınıdır. İçimizdeki vebanın
salgınıdır. Vebanın kitabının vebanın sonuna doğru tam hastalık iyileşmeye başlamışken nihayetler bilmedik bir nedenden dolayı veba azalmaya başlar. O sırada sayfayı çevirirsiniz. Aniden Camus der ki fareler çıkmaya başladı der. Çoktandır görülmüyordu fareler. Tekrar fareler gelmeye başladı der. Evet. Veba çünkü biziz. Tekrar totalitarizm tekrar geri dönmüştür. Yani eski veba ve yeni veba var. Biz bugün ne diyoruz? Yeni normal diyoruz. Bence eski normalden hiç de farkı olmayan bir yeni normale başlamak üzereyiz. Aynı isteklerle, aynı ihtiraslarla başlamak üzereyiz. Bir şey diyecektiniz galiba. Tabii, teşekkür ederim. Buyurun. Şey soracaktım peki. Aslında bir kısır döngü bu bahsettiğiniz. O zaman insanlık bu kısır döngüye hep mahkum mu olacak? Yani biz hep yeni normaller kurduğumuzu zannederken hep eski normalin benzerlerini mi kuracağız yani? Of. Yani çok zor bir soru, çok kestirme bir soru. Yani bana son modern zamanlardan beri böyle çok eskiden beri bir şey demeyeyim, çok iddialı olacak ama modern zamanları derinliğine incelediğimizde bize maalesef böyle bir güzergah veriyor. Zaten şimdi sonuna doğru geldikçe anlayacağız biraz. Hemen arkasından Orwell'e geçelim. Orwell 1984'te, o da çok bilinen bir romanıdır. O da orada yine bu sefer işte konumuzun diğer yanını, yani görünmeyen bir diktatörlüğü anlatmaya başlar. Görünmeyen bir diktatörlüğü ama yine aynı şeydir. Yine orada nazizmi anlatır ve diğer cephedeki totalitarizmi anlatır. Özgürlüğün nasıl yok olduğunu anlatır. Nasıl özgürleşmemeye doğru özgürlüğü insanların nasıl kendi istekleriyle verdiklerini anlatmaya başlar. Evet, bana öyle geliyor ki bugün de özgürlük yok oluyor. Ve bunu kendi isteğimizle veriyoruz. Durmadan genişleyen bir gözetim sistemi var. En büyük devletlerden bizim içinde yaşadığımız topraklara kadar. Buna da kendimiz razı oluyoruz. Sebep? Terörden kurtaracaklar bizi. Terörden kurtarırken başka bir terörün kucağına atıyorlar. Ve aslında da amaçları terörden kurtarmak değil. Yani mesela bugün Çin'in amacı şey değildi tabii ki. Yani hastalığı iyileştirip herkese yardıma koşmak değil şu anda. Amaç başka. Çin'in bugünkü görüntüsü bütünüyle totaliter bir görüntü ve dolayısıyla amaç bambaşka bir amaç. Ama bugün bir saydamlık görüntüsü içinde, yani özel olan her şeyin yok edildiği bir görüntü içinde, yalnızlığın yasak edildiği bir görüntü içinde yaşıyoruz. Yalnız kalamazsınız. Yalnız bırakmaz kimse sizi. Her taraftan bombardıman altındasınız. Zaten yalnız kalırsanız etrafınız sorar. Alp Bey'di galiba isminiz. Doğru. Alp Bey, hasta mısınız? Niye tatile gitmiyorsunuz? Bir şey mi oldu? İşten mi atıldınız? Paranız mı yok? Arkadaşlarınız mı yok? Normal bir şey değildir. Çünkü yalnız kalmak tehlikelidir. Çünkü genel söylemin içinde tehlikelidir. Bugün tabiat yok ediliyor. Tabiatın yok edilmesi insanın emperyal davranışının, insanın sonsuz ihtirasının önce birbirleri üzerinde, sonra toplumların birbirleri üzerinde, sonra da nihayet kendilerini çevreleyen ve onlara sonsuz zenginliklerini sağlayacağı düşünülen tabiat üzerinde, tabii üzerindeki hayvanlarla birlikte. Ama o sırada köleleştiriliyoruz. Teknoloji vasıtasıyla köleleştiriliyoruz. Nasıl kurtulacağız dediniz biraz evvel. Sonda söyleyecektim ama söyleyeyim şimdiden. Yine Laboisi diyor ki eğer bir gün diyor kimseye hizmet etmemeye kendi kendimize söz verirsek ortaya çıkalım, gerisi gelecektir. Ama Orwell'e dönelim. Orwell'de Sovyetler Birliği'ni anlatırken aslında bugün anlatır. Bir üst beyin vardı orada ama görünmez o beyin. Bugünün diktatörlüğünde de temel çizgilerinde
Evet, siyaset bilimci bunun diktatörlük olmadığını söyleyebilir ama dinleyici anlıyor aslında benim ne demek istediğimi. Şu anda çok rigid siyasi veya edebi literatüre uygun davranmayabilirim ama demek istediğim önemli, bireye düşmanlık var bugün. Aslında birey kutsallaştırılıyor ama hayır, bireyin narsisizmi pompalanıyor. Toplumun narsisizmi pompalanıyor. Herkes aynasıyla meşgul. Liderler toplumu narsistleştiriyorlar. Onlar da aynalarıyla meşgul. Ama o sırada işte kölelik düzenine geçiş yapıyoruz. Entelektüel bugün çok iyi biliyorsunuz bizde de, Amerika'da da, dünyanın her yerinde de 60'ların çağı değil artık. Entelektüel bugün bir devlet hizmetçisidir. Entelektüel bugün devletin propagandasına soyunan, bireyin narsizmini pompalamaya soyunan bir memurdur. Aksi takdirde marjinal bir insan olarak niteleniyor. Bugün dünyanın her tarafında ve her yaşadığımız topraklarda da bir düşünce polisi. Ben düşünce polisi diyorum. Orwell de zannediyorum öyle diyordu. Bir düşünce polisi oluşturuluyor. Düşünce polisinin vazifesi yalnız kalmamız. Asla yalnız kalmayacaksınız. Ya kötü düşüncelere saplanırsanız, değil mi? Ya mesela Camus gibi libertaryen düşüncelere saplanırsanız, ya hamaset söylemlerinden, ya aynaya bakmaktan, kendinize ne kadar güzel, ne kadar yakışıklı olduğunuzu görmekten vazgeçerseniz, ya reklamlara bakmaktan vazgeçerseniz, ya bir şeyler satın almaktan vazgeçerseniz, çünkü popülizmin bugün büyük bir amacı var, bunların yanında milli geliri artırmak. Yani bize geçenlerde bir televizyon, bir dizi şeyde yine söylemiştim. Bize verilecek ekmek dilimi sayısını artırmak. Artırırlarsa susuyoruz. Evet. Getirin hocam. Çok kötü. Evet. Bu noktada şimdi o kadar güzel ki muhabbetiniz. Kesesim gelmiyor. Zaten farklı da bir platformdayız. Bir kere şunu söyleyeyim. Medyaskop'a Metin Sarfet'i daha önce de defalarca katıldı ve çok değerli bir hocamız. Ve doğayla ilgili, insanla ilgili bu tarz konuşma serisi yapması biz gençler için çok önemli. Önce bunu belirteyim. Ben bunu güzel bir konu dışında belirteceğim. Şimdi konuya dönecek olursak, yani eksik olan ailesi diyeyim artık Alp'le beraber. Bize yer almanız, bizim arşivimizde beraberliğimiz için de kaydolması bunun çok önemli. Özellikle böyle zor günlerde. Şimdi bu biyopolitika, yani dediğiniz gibi bir gözetim toplumu Orwell döneminde, Nazizm, Stalin'in yine belki yönetimindeki o faşizm, totaliter belli yönetimler, Mussolini yine aynı şekilde. Şimdi daha farklı bir şey var, bunu Alp'le bir programda da yapmıştık. Jung Chulhan diye bir filozofun. İnsanlar artık gönüllü olarak kendilerini teşhir ediyorlar. Gönüllü olarak bu sisteme oluyorlar. Ve şöyle bir durum var. Metin Hocam onu da ekleyeceğim. Sonra bırakacağım tamamen. Buyurun. Geçen sevgili Mine Söğüt de güzel bir muhabbet gerçekleştirdik. Ve çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki, Ömer dedi ben biraz umutsuzum dedi. Neden falan dedim. Ömer dedi ya kimse dedi şu anda dedi herkes dedi normalleşmek istiyor dedi. Ama dedi normal olanın aslında ne kadar anormal olduğunu, ne kadar zararlı olduğunu kimse pandemi döneminde, korona döneminde sorgulamadı dedi. Şimdi çok enteresan bir bakış açısı. Gerçekten dükkanlarımız açılsın, değil mi? Tüketim çarkı devam etsin. Bunları düşünüyoruz. Ama doğal sorunlarıyla ilgili, çevre felaketleriyle ilgili insanın birbirine ve çevresine hem siyasi hem kültürel hem doğaya verdiği zararla ilgili ne kadar bilinçlendik? Bakın işimizden olduk. Yani 3 aydır değil mi? Birçok şeyden olduk. Ama bunları yalnız kalmak deyince onu açmak da istiyorum. Yani yalnız kalsak, izole olsak da gerçekten o kamunun deyimindeki gibi bir baş kaldıran insanın yalnızlığını düşünmeyi edinebildik mi? Şimdi tabii ki hayır. Ama buna izin vermiyorlar. Özellikle bizim gibi çok gelişmiş toplumlarda hiç izin vermiyorlar. Çünkü entelektüel
entelektüel ya yok ya çok konuşmuyor zaten. Şimdi bu konuya çok değindiğim için tekrar etmek istemedim. Tabii ki doğru dediğiniz ama tabiata dair söylediğinize izin verirse iktisadi söylemin sona ermesi gerekir. İktisadi söylemin sona ermesi ne siyasi iktidarın işine gelir ne de halkın işine gelir. Halk çünkü hiç durmadan, tabii ki yoksul olanlar var, tabii ki onlardan bahsetmiyorum ama genel olarak hiç durmadan daha çok istemeye, beni takip ediyorsanız sürekli istek analizi yaparım. Daha çok istemeye, daha çok istemeye, yetinmemeye koşullanmış. Bu da iktisat teorisinden geliyor. İktisat teorisinin başında susayan bir insan vardır. Ama susuzluğu hiç geçmeyen vardır. Dolayısıyla suyun fiyatı, susuzluğu azaldıkça fiyatı düşer suyun, susuzluğu arttıkça fiyatı yükselir. Ama hiç bitmez susuzluğu. Şimdi dolayısıyla öyle bir tabiat düşünmek istiyoruz ki sonsuz olsun. Ama sonsuz değil tabiat. Sonuçta bir yalan üzerine kurulu bir toplumdan bahsediyor Orwell. Yani bilmeden bilmek, bile bile yalan söylemek. Diktatörlüğün çok önemli bir aşaması. Daha sonraki aşaması, daha önce anlatmıştım, kelimelerle oynamak. Yani grameri yok etmek. Dikkat ediyor musunuz? Özellikle çok gençler arasında ne kadar az kelimeyle konuşulmaya başlandı. Daha önce de söylemiştim. O şeylerimiz var ya bizim. Ne deniyor? Hani hep unutuyorum ismini. Yani bir cümle yazıyoruz. Arkasında bir tane işte güler yüz işareti, ağlayan yüz işareti falan emoji. Tamam. Emoji. Çok gençler artık o kelimeleri de yazmıyorlar. Sadece o emojilerle anlaşıyorlar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? İngilizcenin tek dil olma sebebi ne biliyor musunuz? Daha önce de söyledim. Diktatörlüğe geçişi kolaylaştırmadı. Kitleleri tek bir elden düşünmeden, kelimesiz düşünemez çünkü. Yani kelimesiz düşünülmek çok mümkün değildir. Roland Barthes'tan bütün dil bilimcilere kadar hepsi aynı şeyi söyler. Dolayısıyla bu da diktatörlüğe geçişte büyük bir şey, aşama. Arkadan medyanın araçsallaştırılması, medyanın yok edilmesi, bütün iletişim kanallarının yok edilmesi ama varmış gibi tutulması. Varmış gibi tutulduğunda oradaki eğlenceli reklamlarla sürekli pompalanan bireysel ve toplumsal narsisizmlerle varmış gibi tutulduğunda, bütün kanallar öyle tutulduğunda birey ve toplum kendini çok çabuk bu köleliğe şey yapabiliyor. Çok çabuk bu köleliğe bırakabiliyor. Hatta bu köleliğin gönüllü takipçisi olmak istiyor. Marx da bunun analizini yaptı. Arkadan mesela Frederick Lordon diye çok şey yaptığım, önemsediğim bir yazar var. O da bunun analizini yaptı. Tabii en başta Büyük Laboyesi yaptı. Bunun ismine şey koydu. Gönüllü kölelik koydu. Böylece diktatörlük, bana öyle geliyor ki Marcel Mauss söyledi onu da. Büyük bir şey, antropolog. Total bir sosyal soruna, mesela bugünün epidemisine cevap vermeyle birleşti. Yani bugün Çin'de olanlar ve Çin'in bugün sözüm ona güler yüzlü bir şekilde toplumları kendine çekmesi aslında başka bir söylemde Mao'dan beri süre gelen diktatörlüğün başka bir aşaması. Evet, ben buraya kadar getirdim. Burada sormak veya katkıda bulunmak istediğiniz bir şey varsa şimdi dijital bölümüne geçeceğim. Nasıl yapılmaya çalışılıyor bunlar? Benim çok kısa bir sorum var. Onu soracağım. Evet. Dediniz ya işte topluma izin verilmiyor aslında. Yani işte kelimelerimiz bizden alınıyor. İşte düşünmemiz evet. Engelleniyor. Peki evet. Burada yani toplum dışında aslında iktidar mekanizmalarının
bir suçu, hatta bir işi, bir eylemi olduğundan bahsettiniz. Peki halkın da burada kendine ders çıkarması gereken bir şey yok mu? Yani ya da başka bir şey sorayım. Hani şey demiştiniz ya, insanın işte istekleri üzerine ben çok konuşurum, arzuları. Evet. Hatta iktisat teorisine evet. bağlısı. Peki evet. insanın bu kadar fazla dindirilemeyecek isteği olması ve genetik yapısında da bir suç ortaklığı yok mu sizce? Tabii ben ki de var. Bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Ben de Alp'in ortasına küçük bir dokunuş yapmak istiyorum. Aynı bu itiraz meselesi aslında Spinoza'nın da sizin de çok uzmanlık alanlarınızdan bir tanesi. O cevheri, yani o bütünlüğü fark edemememizle ve her şeyi sanki bilebileceğimizi o narsistik inançla alakalı mıdır? Evet, çok çok sorunuz çok güzel. Ya Spinoza'yı çok okuyorsunuz ya da ara ara bana bakıyorsunuz. Çok sevindim. Ya ikinizin şeyi de doğru. Ama o galiba Mine Hanım'dı. Eski normal, yeni normal dediniz. Şimdi normal olan zaten Spinoza söylüyor. Diyor ki insanlar biraz daha az istemesini bilselerdi ve biraz daha az konuşmasını bilselerdi. Bir kere o var. Tabii ki o var. Ve ama arkasına bugünün büyük iktisadi sistemi var. İnsanların bu yapılanmasını kışkırtan büyük bir şey var. Büyük bir iktisat sistemi var. Bunun dışına çıkamazsınız. Ve bu bugün bilişim diktatörlüğüyle bence buluştu. Popülizm bence bu ikisinin üstüne kuruldu. Popülizm de sonsuz isteğe vaatler veriyor. Tanrı rolüne soyunuyor. İstediğiniz kadar isteyebilirsiniz. Hep sizin hakkınız diyor. Peki kim verecek onu? Şimdi bakın. Gafam diye siyaset literatüründe son zamanlarda çok geçen bir şey var. Gafam'ın G'si şey Google. A'sı Apple. F'si şey F'si Facebook. A'sı Amazon. M'si Microsoft. Dünya bunlardan soruluyor. Kimseye hesap vermeden yer küreyi paylaştılar. Evet. Kim hesap sorabiliyor bunlara? Nereden yapıyoruz bu özgürleşme toplantımızı şu anda? İşte internet. Onların elinde miyiz? Şu an Rus meşeli bir şeydeyiz. Tamam, peki önemli değil. Ama sonuçta 4 tane, 5 tane dünyanın büyük devi bunlar. Ve bunlar bizim okuyacağımız kitaba, giyeceğimiz pantolona, sevişeceğimiz şekle, çocuklarımıza vereceğimiz mamaya, bu yaz nereye tatile gideceğimize, hangi mesleğin revaçta olduğuna, bütün sosyal normlarımıza zannediyor musunuz ki biz kendi kendimize karar veriyoruz? Hayır. Veya zannediyor musunuz ki bizim ülkemiz kendi kendine karar veriyor? Asla. Değil mi? En dindar adam bakıyorsunuz Haccal yani zaten işte en teknolojik şeyle uçakla gidiyor. Elinde de telefon var. Zannediyor musunuz ki kendi seçim bunlar? Hayır. Peki özgürlük neremizde? Kontrol edemedikleri sevgili Ömer, kontrol edemedikleri hiçbir şey yok. Tek tek örneklememe gerek yok. Yani bana biraz şöyle geliyor. Bir trendeyiz. Hıza karşı olduğumu her zaman söylüyorum. Bir trendeyiz. Tren hızlanıyor. Trenin içindeyiz. Ama ne güzel diyoruz. Fakat trenden, pencereden bakarken hani önce tren yavaş gider sonra hızlanır. Gittikçe manzara sulaşıyor. Gittikçe manzara belirginliğini kaybediyor. Gittikçe daha az farkındayız olan biteni. Göremiyoruz bile artık olan biteni. Saydamlıktan, saydamlığın büyümesinden bahsediyor teknoloji düşkünleri ve bir de böylece özgürleştiğimizden bahsediyorlar. Nasıl? Yani herkesin kendini teşhir ederek özel hayatın artık kalmayışını bir saydamlaşma şeyi, saydamlaşma boyutu olarak vererek. Fakat bunu bir anlamda olumlu bir şey sayalım isterseniz.
bir an. Yani artık o Fransız devriminden itibaren gelen o arbitrer hakem olayını böylece diskalifiye edildiğini düşünelim. Böylece totalitarizme engel olduğumuzu düşünelim. İnsanların böyle özgürleştiğini düşünelim. Fakat bunun siyaseten, iktisaden ve sosyal olarak birilerinin eline geçmesi nereye getirecek bizi? Bugüne getirecek. Kontrol edecek mekanizma yok. En büyük kontrolsüzlük nereden geliyor? Spinoza'da bulabiliriz bunu. Biraz evvel Alp Bey söyledi. Çünkü tiran bu sefer kendimiziz. Diktatör kendimiziz aynı anda artık. Nasıl yapacağız bunu? Kendi kendimize nasıl tamam diyeceğiz? Bugün arabaya biniyorsunuz. Bizim ülkemizde henüz yok ama arabada arabayı nasıl kullandığınızın şeyi çıkarılıyor. Bilmiyorum onun teknik ismi. Sizin sigortanıza bildiriliyor. Sizin sigortanız ona göre size prim biçiyor. Biliyor musunuz? Nasıl durduracağız bunu sevgili arkadaşlar? Kendimizle meşgul olmaktan kendimizi göremiyoruz. Aynada yüzümüzün, kaşımızın, tişörtümüzün şekline bakmaktan, ne kadar albenili olduğumuzu incelemekten etrafımıza bakamıyoruz. Ve tabii geldiğimiz yer Camus'un dediği yer. Veba, galiba Mine Hanım da herhalde onu söylemek istemiştir. Veba içimizde. İçimizdeki vebayı kışkırtanlar var. Fare sayısını artıranlar var. Ama vebanın olduğu kentte romanı okuduysanız veya hatırlıyorsanız çok ilginç sahneler vardır. Şehrin kapılarında nöbetçiler vardır. Bu size neyi aklınıza getirir? Şehrin kapılarında nöbetçiler vardır. Şehirden çıkış yasaktır. Çünkü şehirden çıkanlar dışarıyı görmesin isterler. O zaman içeride vebalardan biri sorar nöbetçiye. Peki dışarıda bir arkadaşın var, o girebilir mi? Tabii der. Kente giriş serbesttir. Kente giriş serbesttir. Tüylerim ürperiyor. Yavaş okuyorum bitmesin diye. Her gece 20-30 sayfa okuyorum. Ve bugünün epidemisinin tahlilini değil. Bugünün insan ve toplum şeyinin yapılanmasının tahlilini yapıyorum. İçimizde olan vebayı, farelerin koşarak yanımıza gelmesini görüyorum. Çünkü koşarak yanımıza gelenler insanlar. Biziz. Ve iktisadi siyasi sistemimiz. Evet. Bu sesim geliyor mu? Tabii geliyor. Bu bahsettikleriniz bana şeyi hatırlattı. Hani aydınlanmanın felsefesi, hani işte ilerleme, sürekli ilerleme olması, rasyonelite. Evet. Hani o zaman sürekli rasyonel olmak hiç rasyonel sonuçlar doğurmayabiliyormuş. Aslında biraz oraya yakın. Hiç ilerlemiş gibi gözükmüyor yani anlattığınız şey. Tam tersi gerilemiş gibi gözüküyor. Evet. Çünkü David Hume'un şeyi vardı, bir felsefi analizi vardı. Diyordu ki veya hala der ki kitaplarını hala yazıyor. İlerleme, progres şey değildir. Lineer bir doğru değildir. İlerlemenin lineer doğru olduğunu söyleyenler de var aydınlanma devrimcilerinde. Ama mesela Rousseau da buna çok kuşkulu bakmıştı. Mesela bu Rabelais, hep anlatırım modernleşmenin büyük ismi Rabelais, her zaman demiştir ki aman demiştir. Vicdan ile bilin. Science avec conscience. Vicdan ile bilin. İnsaf ile bilin. Onu unuttuk. İnsaf ile bilimi unuttuk. Bir kısmımız onu unuttu ve tabii o zaman rasyonalizmin de ne olduğunu unuttu. Öyle bir rasyonalizm düşünün ki bir doktor geliyor ve sizin hastalığınızı kışkırtıyor. Sizi daha çok hasta ediyor verdiği ilaçlarla. Böyle bir doktorun rasyonel veya daha önemlisi
sağduyulu olduğunu söyleyebilir misiniz? Uygarlığa kuşkulu bir gözle bakıyorum. Virilio'nun hızın yazarı Virilio'nun çok kuşkulu bakışı vardı uygarlığa. Daha önce söylediğim öğrencilerinin bir kısmı derdi ki, hocam bir kere de bize olumlu iyi bir şey söylesene. Olumlu genel olarak olumlu göremiyorum. Geldiğimiz yeri de genel olarak olumlu göremiyorum. Spinoza der ki eğer insan içinde vücut bulduğu, sadece bir parçası olduğunu idrak edebilirse bu tabiatın, o zaman rasyoneldir ve rasyonel davranır. Biz bu tabiatın içinde bir parça olduğumuzu bir türlü içimize sindiremedik. Eski Başbakan Ecevit'in deyişiyle, çok severdi sindiremedim kelimesini, içimize sindiremedik. Biz mesela daha çok kartezyen bir görüşle tabiata hakim olmak üzere, tabiatın despotu olmak üzere geldiğimizi zannediyor. Zaten teolojik yaklaşımda bunu kışkırtıyor. Peki bu noktada evet. Metin Hocam, şimdi Jean-Jacques Rousseau'dan bahsettik. Evet. Onun çok bilindikte bir teorisini, sizin düşüncenizi merak ediyorum. Medeniyet, evet, uygarlık dediğimiz o çitlerin çekilmesi insanı zıvanadan çıkardı Rousseau'ya göre. Ve doğru. bütün o eşitsizlikler böyle başladı. O ilk sınırları, değil mi? Çiti koymakla. Şimdi bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu olay iktisadi olarak, bu artı birikim ve geldiğimiz nokta böyle olmak zorunda mıydı sizce? Yani o konuda yapısalcı mısınızdır? Rousseau, şu anda kitabın ismini unuttum. Bir hanımın ismiydi kitabın ismi. İki ciltlik bir... Eloise. Yeni Eloise. Nouvelle Eloise. Şimdi orada mutlaka okuyun. Orada İsviçre'de bir şeyden bahseder. İsviçre'de bir kasabadan bahseder. Şöyle der ki burada bolluk hüküm sürmektedir. Bolluk hüküm sürmektedir. İktisatçı olan, küçücük bir iktisat bilgisi olan bilir. Refah toplumundan bahseder. İktisat bolluk toplumundan değil. Çünkü iktisatta bolluk toplumu olması çok zordur. Bolluk toplumuna erişildiği zaman iktisat kalkar çünkü. Der ki Rousseau, burada bolluk vardır der. Çünkü burada istekler doğal haliyle vardır ve iktisat tarafından kışkırtılmamıştır. Burada gerçek bir mutluluk vardır. İktisatın istediği, iktisadın düzeninde yaşıyoruz. İktisadın düzenini istediği böyle bir şey değil. Dolayısıyla Rousseau'ya, onu da hep söylerim, ilk fizyokratlar, ismini unuttum hangisiydi şimdi, birazdan aklıma gelir. Rousseau'ya bir kitap yollarlar ekonomi politik üzerine. Sorunuzun cevabı şimdi geliyor. Rousseau kitabı hiç açmaz. Üzerine bir not düşer. Lütfen der. Lütfen bize, bana bir daha bu kitaplarınızdan göndermeyin. Hiç okumadan size geri yollayacağım. Ekonomi politiği bilmediğini söyleyemeyiz. Çünkü biliyor musunuz ki ansiklopedide, Diderot'un ünlü ansiklopedisinde ilk ekonomi politik kavramını yazan ve anlatan Rousseau'dur. Ama fizyokratlara der ki bana bir daha bu kitabı yollamayın. Yollamayın der. Çünkü evet, büyük bir yol ayrımına girer Rousseau diğer filozoflarla. Voltaire'le mesela büyük bir yol ayrımına girer. Yolunu ayırır. İktisadın düzeninden yolumu ayırmak istiyorum der. Bence bu yeteri kadar hepimizin dikkatini çeken bir şeydir. Ama aynı şeyi başka bir iktisatçı da, birçok iktisatçı da yapar. Uyarmıştır. Sonsuz büyüme mümkün değildir diye. Sonsuz büyüme bizi bugüne getirdi. Sonsuz büyümenin devam etmesi için tiran lazım. Diktatör lazım. Aksi takdirde insanları sürekli
Yani insanları sürekli entelektüelsiz bırakmanız lazım. Spinoza diyor ki insanlar bir şeyi hemen anlamazlar. Çok konuşup anlatmak lazım onlara. Çok konuşmak için özgür olmak lazım. Ama biraz evvel gördük özgür değiliz. Çok konuşmanıza izin vermezler. Şey de diyebilir miyiz bu noktada? Ah pardon özür dilerim böldüm sizi ama şey diyebilir miyiz? Buyurun. Aslında enformasyon bolluğu olan bir çağdayız ama dezenformasyon enformasyondan daha fazla. Aslında bu da çok konuşmanın tersi gibi biraz daha. Evet, çok doğru. Daha da vahim olanı aynaya baktığımızda, Bodrum'a gittiğimizde, bira içtiğimizde, mini etek giydiğimizde, türban giydiğimizde, ne olursa olsun şu anda konu o değil. Biz özgürlüğümüzü bunlarla test ediyoruz. Türban giydim öylesi özgürüm. Veya mini etek giydim öylesi özgürüm. Değil. Değil. Özgürlük rasyonel, içsel olanı rasyonel bir bakışla kavrayabilmektir. Rasyonelle içselliği birleştirebilmektir. Özgürlük bazen en basit şeydir. Yani tabiatla uyum içinde davranabilmektir. Erdem de odur zaten. Yani buradan çok uzaklaşmış gibi görüyorum kendimizi. Biraz evvel sevgili Alp sordu, normale dönmek ne demek? Bence anormale dönmek demek. Kaldığımız yerden devam etmek demek. Ve çok teşneyiz. Bir an evvel oraya dönsek diye ne dualar ediyoruz, ne dualar ediyoruz. Ne diyeyim ben de? Amin diyeyim. Bir an evvel bir an evvel o günlere döneriz umuduyla. Peki bu noktada artık son 5 dakikamız. Zaman çok çabuk geçti. Ondan bir özet yapalım. Aynı zamanda sevgili Ömer de söz alamadı bir türlü. Onu da sormak istediği bir şey varsa onu da soralım. Tamam. Sonra yavaştan buyurun, programı kapatalım. Ömer Bey buyurun. Bana mı verdin Alp? Evet, teşekkür ediyorum. Son dakika olduğu için. Güzel konular konuşuldu ki gerçekten böyle bir Zoom yayınında hiç Alp, araya girme... 10 dakika olduğu için vermiş size yalnız ona göre. Yoksa evet, aynen. teşekkür ederim. Alp de tiranlığına devam edip. Şaka bir yana. Şimdi çok güzel toparladık gerçekten. Çok hoşumuza giden, keyif aldığımız bir muhabbet oldu öncelikle. Yani son benim sorum şu. Bundan bir çıkış yolu var mı? Varsa yeniden doğaya dönüş müdür bu? Bir an evvel bunu yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Ne olması gerekiyor? Bunu anlayabilmemiz için nasıl bir diyalektiksel sürece girmemiz gerekiyor? Yani belki ben bir Spinozyan olarak o doğrultuda cevap vereceğim ama sağduyudan çok da uzak bir görüş olduğunu zannetmiyorum. Çıkış var mı? Neşenin filozofu denir Spinoza'nın bütün karamsarlığına rağmen. Evet. Varlığın varlığını hissetmesi, varlığın özgürlüğünü hissetmesi, özgürlüğün varlık içinde, varlığın sınırları içinde anlamının olduğunu hissetmesi. Gerçek neşeyi var olarak hissetmesi, var olmanın da narsisizmden çok uzak bir anlamı olduğunu bilmesi. Var olmak gösterişli olmak demek değildir. İçte için rasyonalitesinde kaynağını bulan bir şeydir. Hiçbir okulda, hiçbir yerde ne annemiz, babamız, ne yapsın onlarda, ne okuldaki öğretmenlerimiz bize bunu öğretmiyor. Çok üzgünüm. Böyle bir şeye dönüş imkanı var mı? Bunun için önce özgür olmak lazım. Veya çok yürekli entelektüellere ihtiyaç var. Yani nasıl olacak bilmiyorum ama ben sevgili Spinoza'ya uyarak ben bildiğim yolu söylüyorum, tekrar söylüyorum bitirirken içimizdeki vebadan kurtulmak. Bunun için başvuracağımız tek şey var. Akılla içimizi birleştirmek. Çok güzeldi. Ben de çok kısa bir yorum katayım. Sonra kapanışı da Ömer'e devredeyim. Teşekkür ederiz ilk önce. Ben çok kısa bir yorumda bulunacağım. O da şu. Bu konuda karamsar olan hangi konuda? İnsanın genetik yapısından dolayı da hani kendi olmayı, kendinden yana olmayı bırakmasında zorlandığı
Ve dolayısıyla da bununla tabii dışsal gelen şeylerle, işte ne dersiniz din insanlıklarla desteklendiği için ve pompalandığı için kendinden yana olmayı bir türlü bırakamadığı konusunda böyle bir karamsar bir bakış açım var. Siz bunun karşısına aynı zamanda Spinoza'dan da destekleyerek sağduyu aslında koydunuz. Umarım sağduyu bu insanın bu genetik yapısının ve getirdiği o bencilliğini veya da o ben merkezci olmasının karşısında güçlüdür dediğiniz kadar. Ve dolayısıyla bundan kurtulabiliriz. Dolayısıyla hani bana da bir cevap oldu. Ah, bak karşısına sağduyu koyabilirsin diye. Ben de umut edeyim o zaman diyeyim. Böyle cevap verdikten sonra son Ömer'e bırakayım son, sözü. Son bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii ki. Tabii sağduyunun altını çizmekle çok iyi yaptınız. Çünkü sağduyu rezonabl, rasyonel olanı içerir ve aşar. Dolayısıyla bir tek teknoloji gibi rasyonel olanda çıkış aramaz. İnsan olanı iş rasyonalite ile içtenliği birlikte kavramaya çalışır. Onun için tekrar büyük Rabli ile kapatıyorum. Vicdan ile bilim, insaf ile bilim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Alp, süremiz kaç dakika kaldı? Son bir dakika. Son iki dakika. Ben de yine son dakikayı size bırakalım Ömer Bey. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben de şunu ekleyeyim. Çok çok keyifli bir muhabbet oldu. Spinoza'nın etikasını okurken hissettiğim şey şuydu. İki kere okudum. Biri daha toy zamanlarımda. Biri de birkaç sene yine önce, bir iki sene, üç sene önce. Ve oradaki aksiyonları analitik bir şekilde kurarken şunu fark etmiştim. Hem bir parçayız, o bütünün bir parçasıyız. Hem her zaman savunabileceğimiz değerlerimiz var, bireyselliğimiz var. Hem de o bütünün hepsini kavrayamayacak bir şeyiz. Şimdi bu demek ki her zaman mücadele şansı var Spinoza'da. Yani hem bir bütünüz hem de bireyiz. Evet. Ve bireyselliğimizi gerçekleştirebiliyoruz. İşte bu neşeli bir şey, bu keyifli bir şey. Metin Hoca da o bireyselliğini, neşesini yansıtanlardan birisi. Zihin dünyasıyla. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok yararlı bir program oldu. Çok teşekkür ederiz. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ne çok demek sağ olun. Dinler. Umarım tekrar da yaparız, görüşürüz en kısa zamanda. Valla ben Alp Bey'i de çok sevdim. Çok teşekkür ederim ikimize de. Bir tanedir. Alp'in de geçen doğum günüydü hatta. Umarım içimdeki vebayı mutlu yıllar. Teşekkür ederim. İçimizdeki vebadan kurtulmak dileğiyle Kamidan. Evet, böyle diyelim. İçimizdeki vebadan kurtulmak dileğiyle diyelim. Ve eksik olanın bir programın daha sonuna gelelim. Teşekkür ederiz. Yine görüşmek üzere. İyi günler diliyoruz.